Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yok ya, olmaz ya Cüneyt, gerçekten ya. Bu Amerika'nın bu işi ne olacak? Üzülüyoruz. Ne yapacaklar? Vallahi dün Obama Wall Street'i de uyardı. Evet. Dolayısıyla aslında Wall Street uyarması Cumhuriyet ve Demokrat kongrelerine bir sinyal edelim. Gibiydi. Yayına falan da girmeyelim, gel. Ne dersin? Vallahi biz zaten sizin... Ben yönetmenden rica edeyim. Bu sırada yayına başka bir şey olsun. Biz senden şu bütün şeyleri, ayrıntıları aramızda konuşalım. Kimse... Ha, bir dakika, yayındaymışız. Sizin yayınlar zaten sohbet oluyor, geçiyor. İzleyicilerden gizli gizli konuşalım diyorduk. Yakalandık Cüneyt ya. Amerika'nın hali ne olacak? Vallahi. Üzülüyoruz yani. Artık kendi ekonomimizi de bıraktık. Bu Amerika ne yapacak? Şimdi adamlar maaş alamayacaklar. Ne olacak? Zaten %70'i izne ayrıldı. Bu arada sevgili seyirciler, biz şey yapıyoruz. Yani kendi aramızda sohbet yapıyoruz. Siz de katılabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi, geçen hafta Cüneyt'le yaptığımız program sonrasında çok böyle müthiş mailler geldi. Ya bu program çok iyi oldu dediler. Ben de dedim ki Cüneyt'e, sağ olsun Cüneyt beni hiç kırmıyor. Dedim ki gel haftada bir, hiç olmazsa şu değerli bilgilerini bizimle perşembe günleri paylaş. Evet. Ve Cüneyt hiç kırmıyor, sağ olsun. Bu sabah da geldin. Ve siz de çayınızı kahvenizi alın. Bakın altın, dolar düşüyor. Borsa dün felaket bir şekilde bir satış yedi. Sonra altın düştü. Dolar düştü. Faizler bile düştü. Borsa düştü. Ya aslında bir terslik var gibime geliyor. Yani bir ironi var. Hepsi, evet, hepsi düşerken normalde birisinin yükselmesi lazımdı. Onu da görmedik ama gel bunları bir irdeleyelim. Tabii. Tam sözünü kestim. Devam et sen. Bu 17 Ekim tarihi niye önemli? Şimdi 17 Ekim tarihi dün Obama'nın yaptığı konuşmada da altını çizdiği gibi ABD hükümetinin ve ABD ekonomisinin temerrüte düşme riski. Hı hı. Altını çizen tarih. Eğer bu tarihe kadar sadece bütçe görüşmeleri değil, borç tavanı konusu da halledilmez ve yükseltilmezse, yani Amerikan hükümeti borçlanma yetkisi almazsa, evet, cidden ABD'nin temerrüte düşme riski olacak. Aslında Obama orada Wall Street'i uyarırken... Peki temerrüte düşmeyi bir anlatalım. Ne demek temerrüte düşmeyi? Yani şu an bizi var ya, en çok kim izliyor biliyor musun? Ev hanımları izliyor. Gerçekten. Normal sıradan İnsan aslında temerrüte düşme deyince ne olduğunu da çok fazla bilmiyor. Kötü bir şey olduğunu hissediyorlar. Onu söyleyebilirim. Yani, tabii bu arada çok iyi bilen izleyicilerimiz de var. Yani onlar sorularıyla da anlıyoruz. Nedir bu temerrüte düşme? En basit haliyle izleyicilerimize de anlatmak açısından, bir bireyin borçlarını ya da yükümlü olduğu ödemelerini maaşını alamamaktan dolayı ya da herhangi bir gelirini alamamaktan dolayı ödeyerek düştüğü durum neyse, şu an ABD hükümetinin de düşme riski taşıdığı durum o. Yani kasasında parası olmayacak, yeniden borçlanabilecek yetkisi de olmayacak ve para üretemediği için, yeni bir gelir üretemediği için mevcut yükümlülüklerini, mevcut borçlarını, maaşlar değil sadece, bütün ABD hükümetinin bütün yasal yükümlülüklerini yerine getiremediği için temerrüt başlığını maalesef kazanacak ve bu durumda sadece kredi notu değil, ABD ekonomisinin bir anda negatif bir sarmala girme riskini masaya getirecek. Bu tabii sadece ABD ekonomisi değil, global anlamda tüm ekonomilerin artık o tarafa baktığı bir başlık haline geldi. Ben ekonomi hakkında çok bir şey bilmiyorum Cüneyt. Sana bugün öyle sorular sorayım. Yani çok sıradan vatandaşın sorularını sorayım ben tabii sana. Bu arada Mehmet Rıfat Turan demiş ki... Cüneyt Baksoy ve Yaşar Erdinç, sizi izlemeyi çok isterdim ama Bugün TV'yi bile buldum aramada. Bugün TV yok maalesef demiş. Düğün TV diye bir TV'yi de buldum. Hayır, biz her yerde varız Mehmet Bey, ama sonra da şöyle bir tweet atmış. Aha da buldum vallahi diye sonra gülen yüz işareti vermiş. Şimdi şu durum şu mu yani? Amerika eğer borçlanamazsa
Amerika borçlanamazsa iflas mı ediyor? Yani hiç maaş ödeyip, hani varsayalım ki borçlanma limitini arttırdılar. Borçlarını mı ödeyecek sonuçta, öyle değil mi? Şimdi borçlanma limitini arttırdığı zaman bir problem yok. Zaten Amerikan son 2-3 yılına baktığımızda bu tarihçede son dönemde bir anlaşma ve 4'er aylık, 8'er aylık, 6'şer aylık uzatmalarla borç tavanının halledilmesi. Gene böyle bir uzatma beklenebilir. Ama kesinlikle uzatılmalı ve bu sorun çözülmeli. Bütçe, yani ABD hükümetinin %70'ini iş göndermesinden ve ABD hükümetinin kapalı olmasından, ki niye biz belki tarım dışı istihdam bile alamayacağız. Şimdi para basmak ayrı bir şey. Yani borcu ödemek için mesela hazine, Merkez Bankası bassa parayı, nasıl olsa AIG'yi kurtardı. Ondan sonra şeyi kurtardı. Fannie Mae'yi kurtardı. Yani büyük dev mortgage şirketlerini, 1,5 trilyon. Onları sigortalayan AIG şirketini falan kurtardı. Niye devleti kurtarmıyor bunlar? Onlar için de para bassınlar. Bu sıradan vatandaşın sorusu. Şimdi tabii bu kadar basit olmuyor. Neticede Amerika bir kanun devleti ve kanunlardaki yükümlülüklerine uyan bir devlet olarak, evet, bugün Amerika oldu. Yani evet, Fed'in para basıp Amerikan hükümetini al sana bu ekstra ödemeyi deyip Amerikan hükümetinin bu parayı kullanarak ödemelerini yapması çok nizami bir hareket değil. Her ne kadar Fed'in zaten Ekim ayında bu sorunlardan dolayı ve bu sorunların ABD ekonomisinde kısa vadeli büyüme tarafına yapacağı etkilerden dolayı Ekim'de de pas geçeceği şimdiden söylense de Fed'in desteği burada yetmeyecek. Kanuni olarak ABD hükümetinin bu yetkiyi alması gerekiyor ki borçlanma tavanı limit yükselsin ve ödemelerini yapabilir ve tekrar borçlanabilir hale gelsin. Bu olmadan sadece Fed'in para basması da çözülebilecek bir mevzu değil bu. Bunu iyi anlamak lazım. Bizde de bir dönem hatırlarsınız, mali kural getirilmeye çalıştı. Mali kuralla hükümet kendini kanuni olarak bağlayacaktı. Belli şartlarda endekslere göre, kriterlere göre hükümet borçlanabilecekti ve borçlanmanın şekli, boyutu o şekilde ortaya çıkacaktı. Ekonomiden sonra Devlet Bakanı Ali Babacan bu konuda çok çalıştı. Ve biz ama bunu şimdilik çıkaramadık. Evet. İşte ABD tarafında olan o borçlanma tavanı çıkarılmış hali. Yani bir hükümet kendini kanunla bağlayabiliyor Amerika'da ve diyor ki ben borçlanma tavanını kanunen arttırmazsam benim temerrüte düşme riskim olur. Bu arada ben de demin sorduğum soruya da bir açıklama getireyim. Tabii ki ekstrem durumlar vardır. Avans kullanır Merkez Bankası hazineden belli bir hazine, Merkez Bankası'ndan pardon, belli bir dönem avans kullanır ama bunların limiti var. Bu hakikaten piyasalar için büyük bir kaos demek olur. Zaten Obama da onun altını çiziyor ve diyor ki cumhuriyetçilere ve hatta demokratlara, bazı demokratlarda da içeride sorun olduğu söylemleri bize geliyor kongrede. Diyor ki artık aklınızı başınıza alın. Olay 17 Ekim'e kadar çözülmezse Amerika hükümeti temerrüte düşebilir. Evet. Bu gerçekten telafisi zor sorunları bizim karşımıza çıkarabilir diyerek artık son uyarısını da yapmış oldu. Evet, zaten yani yasal olarak da hani sonuçta Amerika'nın hani para basması demek, yani devlete para basıp vermesi demek diye bir şey söz konusu olamaz. Şöyle ki olamaz. Normal şartlar altında hani hazine bir kağıt çıkartır, değil mi? Aynen. Hazinenin kağıdını Merkez Bankası alır, onu varlıklar tarafına koyar. Aynen öyle. Sağ tarafta da, bilançonun sağ tarafında da o para arzını arttırır. Zaten. Ama adam borçlanamıyorsa nasıl hazine tahvili çıkartsın veya faiz? Yani hazinenin eli kilitleniyor. Evet. Hazinenin eli kilitlenince kanunen Merkez, evet, Bankası'nın ona para arttırması. Yani şöyle, parayı arttırdığını varsayalım, para bastığını varsayalım. Çantayla götürüp devlete de veremeyeceklerine göre zaten o imkansız. Ama şunu ben söyleyeyim. Daha büyük bir felaket olabilir, biliyor musun? Şunu düşünmeye başladım. Eğer 17 Ekim'de dün Obama ile Cumhuriyetçilerin lideri görüştüler ve bir anlaşmaya varamadılar. Obama hiçbir şekilde geri adım atmayacak. Sağlık reformuyla ilgili, evet, özellikle. Hiçbir şekilde geri adım atmayacak da. Bak, orada görüştüler ya. Ya bir de 2 aylığına uzatma çıkarsa ne olacak? Asıl büyük kaos bence orada. Düşünebiliyor musun? Sadece 2 aylığına uzatma çıkarsa var ya, buralar alt üst olur yani. Hani o onu zorluyor. O da tamam biz yaptık demek için. 2 aylığına uzatsalar, 2 aylık bir limit verseler sadece. Böyle bir durumda 2 ay sonra biz Ocak ayında gene
bunu konuşuyor olmamız lazım. O yüzden şu an çok odaklanılmıyor o noktaya ama bence en kritik nokta, herkes piyasa kesin olarak şunu fiyatlıyor, biliyor. Tamam, 17 Ekim'e kadar bir şekilde geri adım atacak bir taraf. Bu da büyük bir ihtimalle cumhuriyetçiler olacak. Ama piyasanın şu an denkleminde o yok, biliyor musun? Ya 2 ay olursa, kaç ay uzayacak, 6 ay mı uzayacak? Biliyorsun şeyde 2011'de S&P bunların notunu düşürdüğü sırada gece yarısı çıkarttılar. Tam şeye girmesini engellemek için, bu otomatik başlaması engellemek için gece yarısı çıkarttılar, 2 Ağustos. Tam o noktada eğer 2 ay uzattık diye bir haber gelirse ne olur? Dalga mı geçiyorsunuz demez mi piyasalar? Valla zaten piyasalar artık bu noktada ya da 3 ay yani fark etmiyor. Şimdilik sinyal vermiyor. Yani verilen tepkiler çok sınırlı. Evet. Eğer hakikaten bu iş çözülmezse zaten çok daha farklı şeyler konuşacağız ama çözümün kalitesi ve niteliği de önemli. Hı-hı. Burada haklısınız hocam. Yani ne şekilde çözülecek, hangi vadede çözülecek ve nasıl bir uzlaşmayla? Çünkü cumhuriyetçiler işte oy kaybetti deniyor şu bu. Fakat bu işlerin satır arasında başka işler de var. En son sizle yaptığımız görüşmede Suriye ile Suriye başlığında veya Orta Doğu'da olası ABD operasyonları içinde pazarlıklar yapılıyor. Zaten gizliden onların gizliye. Herhalde Suriye'yi ertelemesinin bir önemli sebebi de bu zaten. Yani parası yok ki nasıl müdahale edecekler. Tabii o işi hani aslında esprili bir tarafı ama cumhuriyetçiler bilirsiniz ki Şahin kanattır ve silah lobisiyle özel ilişkileri olan bir taraftadır. Ve ABD ekonomisindeki iyileşmenin boyutları bazı projelere bağlı. Yani ya, siyah, ABD 30 senelik projeler yapar hocam. Yani, ve 30 senelik, 40 senelik projeler içerisinde MENA bölgesinde başlayan sorunlara bir baktığımızda o büyük Orta Doğu projesi ve o bölgeyi kapsayan enerji hattında ABD lider olmak istiyor. Ya düşünebiliyor musun? İsrail'i biliyorsun. Ve Rusya buna karşı çıkıyordu. Şimdi ABD'nin artık Rusya'ya karşı yavaş yavaş ya bizde ol ya bize karşı ol tavrı var. Ve bu tavır yapılırken olası bir operasyonun belki şartları da konuşuluyor o pazarlıklarda. Yani biz pazarlıklar sadece bir sağlık reformuna kilitlendiğini ben zannetmiyorum. Sadece ya da vergi indirimleri, vergi arttırımlarına işte kilitlendiğini zannetmiyorum. O noktada var ya oyun teorisi. Tamam mı? Yani. Oyun teorisine göre ben şimdi cumhuriyetçi olduğunu düşünüyorum. Ne kadar bunların limiti? 16.7 trilyon mu? 16.5 trilyon mu ne? Tamam, borsama limiti. Oraya gelindi. Bu borçlanma limitini düşün ki 2 trilyon arttırdım, 18.5'a çıkarttım, 19'a çıkarttım. Bu ne demektir bir cumhuriyetçi için? Al Obama, seçimi kazanmak için, yeniden demokratlara kazandırmak için ben sana 2.5 trilyon daha harcama yetkisi verdim. Dolayısıyla rahat rahat harca, o harcamayı yaparken de oh ekonomiyi de canlandır. Zaten Obama'nın şey yaptığı şu, tamam vergileri arttırırım ama harcamaları da arttırırım. Cumhuriyetçiler de diyor ki vergiler artmasın, harcamalar da artmasın. Yani o şekilde düşünüyorlar. Bir cumhuriyetçi olarak sen kaç aylığına uzatırsın? Ne kadar sınır verebilirsin? Bu açık bir çek değil midir? Yani gelecek seçimi de kazan demek için yani öyle bir 2 trilyon, 3 trilyon arttırmak veya 2 sene sonra yani 2 sene uzatabilmek ki bu hesabı bellidir. Maliye bunun hesabını yapmıyor mu? Amerikan hazinesi. Bizim gelecek yıl bütçe açımız şu kadar olacak. Ek borçlanma limitimiz, bir borçlanma ihtiyacımız şu kadar olacak. Şu da şu kadar olacak diyerek bu hesabı yapıyorlar. Zaten öyle değil mi? Açık söyleyeyim hocam. 2 veya 4 aydan daha büyük bir uzama gelirse böyle bir sürpriz piyasa önce bir coşturur ama ben bunu şöyle algılarım. Cumhuriyetçiler böylesi bir şey imza atıyorlarsa o zaman operasyon Orta Doğu bölgesinde hem de ciddi operasyonların ilk sinyali olur, kaçınılmaz olur. İşte bak orada sen diyorsun ya ne kadar kötü bir durum ya Cüneyt. Yani, bak maalesef. Çok güzel bir noktaya vurgu yaptın. Cumhuriyetçiler silah üreticileriyle veya onlarla daha yakın ilişki içerisinde. Baba Bush'tan da biliyoruz biz. Onlar genellikle böyle bir şeyi isterler. Dolayısıyla ciddi anlamda orada büyük kârlar yazılır. Düşünsene cumhuriyetçilerin evet dediğini, 2 yıl uzattığını ve arkasından da operasyon başladığını. Tabii ki bunu istemiyoruz. Yani bizim yapmaya çalıştığımız sadece dediğiniz gibi dünyayı oyun teorisi içinde olasılıkları konuşmak. Ama olasılıklar içinde ABD ekonomisindeki iyileşmeye değil sadece ABD'nin o Büyük Orta Doğu projesi içerisindeki hedeflerine de odaklanmak lazım.
bu hedefleri içerisinde İsrail ile birlikte eşgüdümlü Avrupa'yı da içine alarak buradaki ideallerine bakmak lazım. Bu kapsamda düşünmek lazım. Neticede biz kapitalizm karşıtı ya da ABD karşıtı olarak burada konuşmuyoruz. Sadece gerçekleri masaya yatırarak olası senaryolar üzerinden bir oyun teorisi yapıyoruz. O zaman sonucumuzu verelim. Yani bu sonuçta benim beklentimi söyleyeyim sana. Evet, bu uzatılacak. Fakat bu uzatma öyle çok uzun falan bir uzatma olmayacak. Muhtemelen uzatma, gene bir kısa bir uzatma kısa olduğu zaman da piyasalar, ama olmalı. Piyasalar bunu pek fazla da şey yapmayacaklar, beğenmeyecekler. Ve genel olarak da bu iş sanki küçük bir çıngı olarak başlıyor ama ya da eğer limit az arttırılırsa bu sefer Obama mecburen birçok harcamayı kesmek zorunda kalabilir. Ama bu da ABD ekonomisindeki büyümeyi tekrar işte frenleyecek. Demek ki FED çok daha uzun sürede masada kalmak zorunda kalacak. Yani o Eylül ayında siyasi sebeplerle pas geçeriz demiştik, hatırlarsınız. Pas geçti siyasi sebeplerle. Siyasi sebeplerle de FED daha uzun bir süre pas geçmek ya da ufak azaltımlarla ancak devam etmek durumunda kalacak. Yani Fed'in masadan çekilmesi herhalde belli bir zaman daha alacak. İşte zaten piyasalar biliyorsun biraz o yüzden coştu. Yani. Fakat sonra bir baktılar ki Amerika ciddi bozuluyor. Bu sefer dün de o yüzden bir miktar bozulma vardı. Brezilya'nın notunun düşmesi, evet, gelişmekte olan ülkelerde bir sinyal bu arada. Tabii tabii. Yani onu o Brezilya'nın hani durağına geçti. Bu sırada Mehtap Kurtul diyor ki, ilginç bir soru sormuş. 10 günlük tatil öncesinde kimse pozisyon taşımak istemez diyor. Yani, bu önemli. Evet. Güzel. Bu durumda BIST'in gelecek hafta düşmesini bekler misiniz diyor. Şimdi BIST'in... Bu arada sevgili izleyicilerim, ben bir izleyicimiz şeyi sormuş. Seans öncesi yorumu koymadınız. Ben koydum seans öncesi yorumu. Oradan fakat benden sonra yazılar girdiği için benimki biraz altta kalmış. Evet. Şimdi bu çok önemli ve güzel bir soru. Biz bayramda tatildeyken ABD'de işler olup bitecek. Şimdi bu riski almak istemeyen yatırımcıların satışları ile karşılaşmak mümkün. Ama dedik ya, çözümsüzlük şu an fiyatların içinde yok ve çözümsüzlüğü hiç kimse düşünmüyor. Hatta ABD tarafında son dönemde sadece Wall Street değil, patronlar da, büyük şirketin patronları, CEO'ları da hükümete ve cumhuriyetçilere çağrı yaptı. Yani bu işi çözün, önümüzü açın. Hazır ABD ekonomisi iyileşmişken. Dolayısıyla iki türlü senaryo üzerinde düşünmek lazım. Bir, bu işin çözümle bitmesi durumunda olası yaşanacak yukarı hareketleri kaçırmamak adına bir miktar pozisyonda kalmak. Ya da bu iş çözülmeyecek ve daha kötü bir piyasa koşuluyla, yurt dışı piyasa koşuluyla bayramdan sonra döneceksek malda girmemek. Ben açıkçası tavsiyem şudur. İstatistik olarak ve tecrübelerime dayanarak tamamıyla full zaten pozisyonları hiçbir zaman mevcut portföyümüzü malda tutun demiyoruz ya da hisse senedinde tutun demiyoruz. Riskli varlıktır. Hep sepet yapın diyoruz. Hisse senedine ayırdığımız bölüm için bence en azından bir 50-50 azaltma mantıklı olur. Olası fırsatları kaçırmamak adına bir miktar ellerinde hisse senedi. Ama bunu cumaya bırakmamak lazım. Gelecek cumaya bırakmamak lazım. Kesinlikle. Bu çünkü pozisyon ayarlamalarını gelecek cumaya bırakmadan yapmak lazım. Çünkü ne yapıyorlar zaten genellikle? Zaten sinyali alacağız biz cumaya hani kadar bence. T artı 1 var ya, çarşamba ya da yani çarşamba günü genellikle aslında şey öncesi, bayram öncesi satışlar genellikle çarşamba yoğun. Benim de tecrübem şöyle. Çarşamba yoğunlaşıyor. Nakde geçmiş oluyor. O 10 günlük repo getirisi var. Oradan yararlanabiliyor ama cumaya kalan zaten cuma günü çok fazla satmıyor. Hatta orada hani herkes cuma günü satış mı gelir derken zaten bayramın yani gelip gelmeyeceği arifeden belli olur. Bu işin de çözülüp çözülmeyeceği önümüzdeki hafta cumaya kadar bence yurt dışında olur. Piyasalardaki sinyallerle belli olur. Evet, bence de belli olur. Mehmet Rıfat Turan şöyle bir şey daha söylemiş. Sonuçta her şey normale dönecekse buna Amerika Birleşik Devletleri'nde 18. hani daha 17 defa çözmüşlerdi ya bunu. Buna ABD'de 18. geleneksel kapanma festivali de denilebilir mi demiş. Geleneksel, artık geleneksel hale döndü. Diyebiliriz ama şunu unutmayalım. Eğer bu iş çözülse bile hiçbir şey değişmiyor. Evet. Yani biz olası ekstra bir riski ötelemiş oluyoruz. Evet. Yani yoksa mevcut biz FED gündemimize, ondan sonra daha fazla Avrupa'ya dönerek piyasaları izlemeye bakacağız. Yani bu iş çözüldü, dünya kurtuldu, böyle bir denklem yok. Biz gene FED 30 Ekim'de acaba
parasal genişlemeden geri çekilip çekilecek mi? İtalya'da şimdilik şey alındı, güven oyu alındı. Berlusconi geri adım atmak zorunda kaldı ama Almanya, Euro mu Almanya mı sorusunu sormaya devam edecek ve hükümetlerin önüne dayayacak. ECB'den dün çok enteresan açıklamalar vardı ECB başkanından. Yani ha, evet, dün tek başlığımız bu değil. Bu iş çözülse bile daha önümüzde çok uzun bir süreç var. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın dediği gibi kısa ve orta vadede piyasalar dalgalı olacak ve biz bu dalgalı piyasalarda hareket etmeye hazır olmak durumundayız. Evet. Ve sevgili seyirciler, programımız bitti, sonuna geldik demiyorum çünkü çok kısa bir ara var. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, para rotası devam ediyor ve sizlerin sorularıyla devam ediyoruz. İlk soru şeyden gelmiş, Mert Metehan'dan gelmiş. Hocam demiş, Euro TL bazında hiç bahsetmediniz. Euro TL ile ilgili ne olur diye sormuş. Ve bu arada hemen söyleyeyim, borsada yukarı yönlü bir açılış olacak görünen o. Şu an ABD vadelileri 0.18, %0.18 aşağıda doğu vadelileri. S&P vadelileri de %0.24 aşağıda. Nikkei aşağıda, Çin kapalı. Rusya'da bir hafif yukarı eğim var. Dolar bu sabah itibariyle 1.99'da 2'nin altına geriledi. O sebeple borsa şu an ilk işlemleri, grafiği verelim arkadaşlar. İlk işlemlerde 70 dün 75.162'den kapanmıştı. Şu an 75.000 şurada 75.772 seviyesinden ilk açılış işlemleri olacak. Boşluk çok bırakarak büyük bir açılıyor. Olasılıkla. Dün bu bölgede borsada çok sert bir satış geldi. Çok yoğundu satışlar şu bölgede. Ve daha sonra toparlanmaya çalıştı. Borsa 5 dakikalık grafik bu. Toparlanmaya ve yukarı gitmeye çalıştı ama seans sonuna doğru ne kadar alıcı varsa resmen bayağı bir ciddi satış vardı. Bunun sonrasında şu anki açılış, ben bugün web sitesinde yazdım yorumda, borsada bu yoğun satışlar nedeniyle bugün özellikle çok şey olmayacağını, yani çok fazla pozisyon almamak gerektiğini söyledim. Bu da 60 dakikalık grafikte şurada gelen yoğun satış dalgası, bu işlem miktarındaki artışı görüyorsun. Artan işlem miktarı tekrar yoğun satış getiriyor. Borsa herhalde buralarda bir yerde denge bulmaya çalışacak ama ilk başta hala ben bir miktar yönün aşağı olduğunu düşünüyorum. Sen borsa ile ilgili ne düşünüyorsun? Euro TL'ye de hemen geçelim. Şimdi borsa tamamıyla yurt dışına bağlı olarak hareketlerini sürdürüyor. Fakat son dönemde görüşülen bu ve açıklanan süreci de merakla beklenen demokratikleşme paketinin özellikle Kürt açılımı ve oradaki toplumsal barışı tetikleyip tetiklemeyeceği, PKK'nın hakikaten silik bırakıp bırakmayacağı anlamında bir çıpamız olduğunu da kabul edelim. Çünkü oradaki olası pozitif sonuçlar Türkiye'yi başka bir vizyona doğru götürecek. Biraz biz bu tarafa da bakıyor ama şimdilik fiyatladığı tabii ki yurt dışı. 75.100 kapanması gereken ilk boşluktu. 74.500, 75.000'ler. Orası kapandı, hatta ikinci boşluğu kapanmak üzere 73.000'lere doğru bir harekette. 73.500'den tekrar 76.000'lere doğru bir hareket geliştirmiştik. Evet. Eğer 76.000, 76.500 üzerine hocam tekrar kalıcı geçemezsek dikkat etmek lazım. Yukarı her hareket satış sebebi olarak kullanılır, sizin de ilk başta belirttiğiniz gibi. Ve aşağıda tekrar biz 73.500'lere doğru bir hareket geliştirebiliriz yurt dışına bağlı olarak. Yani bizim tutunmamız gereken iki tane önemli destek var. Birincisi 74.500, 75.000'ler. İkincisi de 72.500, 73.500 band. Bu iki band tutmalı. Bunlar tutmuyorsa ben açıkçası satışların çok daha farklı bir düşüşü sinyal olarak getirebileceğini düşünürüm. Yukarıdaki hareketlerin başlaması için de 76-76.500 üzerinde hareket edip tekrar 78.000'leri bir test etmek, 80.000 öncesi şart. Benim için şu an sinyal 50-50, %50-50 yurt dışına bağlı olarak IMKB'nin, ya pardon BIST'in hala yukarı yönlü tepki potansiyeli var. Şu an grafiksel tepki olarak. Bak, grafikte dikkat edersen orada yani veriyordu. O şans benim için bitmedi.
Ama yurt dışı bozulmaya da özellikle benim orada göstergem hep biliyorsunuz hocam S&P 500 endeksi. S&P 500 endeksi 1630-1650'den döndü. Son harekette 1729 yaptı. Evet. Bu sefer tekrar 1700 üzerine geçmeli tekrar. Geçmiyorsa aşağıdaki verdiğimiz destekler muhakkak çalışmalı. Bir gözümüzde muhakkak S&P 500 olsun. Ben de burada şeyi veriyorum. Yani 76.750 üzerinde işte, bir kapanış yoksa. Ben de 76.500'ler evet, olarak. Onun üzerinde bir günlük kapanış olmazsa bu piyasa şey değil. Sağlam değil. Yani sağlam gözükmüyor çünkü fırsatını buldukları. En azından destekleri dener. Evet, fırsatları doğru buldukları anda sattılar. Bugün saat 10'da enflasyon açıklanıyor. O enflasyon 0.60 bekleniyor. Geçen yıl %1.03 olmuştu enflasyon. Dolayısıyla o enflasyon beklentisini satın alıyor olabilir piyasa. İstersen şimdi şeye geçelim. Bu Mert Metehan'ın sorusuna. Euro, TL ne olur? 2.7153'te şu an. Ve ben hemen o grafiği hazırlayayım. Evet. Şöyle Euro TL daha önce 2.75'leri görmüştü ve sonrasında 2.71'e kadar düştü. Türk lirası değer kazandı dün biliyorsun. Şu an dolara karşı da değer kazanıyor. Bir miktar alım var. 2.74'lerden 2.71'lere geldi ve bu seviyelerde tutunuyor. Euro TL için ne söylersin? Şimdi orada ondan iki tane parametremiz var hocam. Evet. Birincisi Euro dolar paritesi. İkincisi de içerideki sepet. Euro dolar paritesindeki yukarı yönlü hareketler eğer içeride sepette bir yukarı yönlü harekette desteklenmiyorsa Euro TL'deki yukarı yönlü hareketlerde sınırlanıyor. Evet. Çünkü dolar düşüyorsa içeride bizim ana göstergemiz içeride her ne kadar Euro TL'ye baksak da dolar TL. Dolar TL'deki düşüşler sepetteki hareketi frenlediği için tam olarak yansımıyor. İstersen paritedeki şeyi de verelim. Döviz sepetini de verelim. Döviz sepetini de verelim. Döviz sepeti ikisi birlikte yani dünkü gerileme yani döviz yani sepeti dediğimiz %50'si dolar %50'si euro olan sepet. Evet. 2.37'nin altına gelmiş. Şu an 2.36'da yani. Ve uzun zaman önce yani burada 2.41'lere kadar çıkmıştı ama vardı, evet. Şu 2.30 seviyesi bayağı şimdi önemli bir destek. Dolar TL geriledikçe hocam. TL değer kazanır mı bu paralara karşı? Değer kazanmaya devam eder mi? Bir de sebebi nedir sence? İki olasılığı var. Hı. Bir, ABD borç tavanı çözülür. Yurt dışında bir rahatlama meydana gelirse bu birinci sinyal olacaktır. Hı hı. İkinci ana sinyal, FED Ekim ayında bir kez daha pas geçerse bu gelişmekte olan ülkelerdeki tepki hareketini daha da kuvvetlendirecektir ve paraların dolara karşı değerli olmasını bir miktar daha sağlayacaktır. Bu iki ana etken sıralı olarak gerçekleşirse ben açıkçası dolar TL'de tekrar 1.90-1.95 bandına doğru hareket. Sepet bazında 2.35'lerin altında 2.30'lar hatta biraz daha altına doğru bir hareket. Evet. Ve dolayısıyla Euro TL'de de aşağı yönlü 2.70'lerin altına doğru bir hareket bekliyorum. Ama bu iki başlıktan ki biz muhakkak 17 Ekim'i geçeriz bir şekilde de Fed'i geçemezsek ve gelişmekte olan ülkelere tekrar bir satış baskısı gelirse o zaman sepet de yükseleceği için Euro TL'de de bir yükseliş çok olur. Çok fazla belirsizlik var değil mi? Ama şu şartlarda pek Ekim'de Fed'in böyle başlatması falan beklenemez yani. Yani ben de beklemiyorum. Zaten Eylül'de beklemedim açıkça söylüyordum siyasi sebeplerle. O sebepler benim için değişmedi. Hatta belki biz Cuma günü tarım dışı istihdam datasını bile göremeyeceğiz. Mevcut Amerikan hükümetinin bütçe problemlerinden dolayı. Böyle bir ortamda Fed bir kez daha pas geçebilir ve aralığa bırakabilir. Bu bırakması Avrupa veya ABD veya Asya yeni bir başlık açmazsa gelişmekte olan ülkeler için olumlu bir iki aylık süreci de başlatabilir. Bunu da sakın ajandamızdan çıkarmayalım. Evet. Böyle bir ortamda borsalar yukarı, faiz aşağı, döviz aşağı olur. Bu net. Ama böyle bir Fed pas geçmiyor veya Avrupa'da bir başlık veya başka bir başlıkta tekrar sorunlar yaşıyorsa dalgalı bir seyir olur. Ben açıkçası Aralık ayına kadar aşırı kötümser olacak tek senaryonun Fed'in beklenmedik bir hamle. Ters köşe. Eylül'de ters köşe yaptı dendi. Bana göre normal bir hareketti. Ama Ekim'de borç tavanı limitinden sonra gider 10-15 milyar dolar veya üzeri bir azaltım yaparsa işte o zaman piyasalar olumsuz etkilerin. Onun haricinde en azından yatay hatta yukarı yönlü hareketlerin mümkün olduğu bir piyasa.
dövizin de bir miktar rahatlayabileceği bir piyasa. Bizim içeride Merkez Bankası'nın söylediği, başkanının söylediği şekilde bir piyasa mümkün hala bende. Ama şunu söyleyelim, euroyu, doları sormak, bir yatırım aracı olarak dövizi hala görmemek lazım. Bir defansif araç olarak portföylerde görmek lazım. Ve muhakkak dövize karşı borçlanmamak lazım. Mecbur kalıyorsak da borçlanıyorsak muhakkak bunun hecini yaparak kendimizi korumamız lazım. Evet, şimdi hızlı hızlı gidelim istersen, vaktimiz azaldı. Altını istersen hemen bir değerlendirelim. Altında dikkat edersen şey var burada. Altın daha önce 1280'e kadar gerilemişti. En son önceki gün JP Morgan'ın haberiyle, yani altını satılabilir varlıklara çevirmesiyle bir altın sert düşüş yaptı. Sonra 1320 dolara tekrar geldi ve 1300'ün üzerine kendini attı altın. Şu aşamada altınla ilgili beklentin nedir? Bir de altın TL yorumu 17 Ekim'de ne olur diye var. Şimdi TL grafiği vereyim. TL grafikte de özellikle altın dibi 83 lirayı gördü, yükseldi ama bu sabah düşmesinin sebebi, yani yurt dışı piyasalar yükseliyor ama bu sabah düşmesinin sebebi İçeride tamamıyla dolar TL'nin de biraz gelişmesi. Dolar TL'nin 2'nin altına gelmesi. Altınla ilgili ne diyorsun? Açıkçası altın iki tane efektten faydalanıyor. Ya güvenli liman oluyor savaş veya paranın ortadan kalkma riskiyle. Ya da piyasalarda coşku varsa emtia gömleğini giyiyor. Diğer emtialarla birlikte hareket ediyor. Şimdi güvenli liman efekti Suriye başlığı ötelendi. Biraz yitirdi ama 17 Ekim çözülemez şeklinde bir beklentiyle bir miktar güvenli liman efektiyle ayakta duruyor. Evet. Bir satış daha yiyebilir altın. Satış yiyip tekrar bir 1280-70 bandı altına, o sizin çizdiğiniz grafik çok güzel, inerse 1150-1250 bandına tekrar inebilir ki %61.8 düzeltme orası. 800-900 dolarlardan 1900 dolarlara giden hareketin toplam düzeltme seviyesi. Bir kez daha oraları test edip oraları destek yapıp yukarı yönüne ikinci bir hareket başlatabilir ama kısa vadede 1270-80 destek, yukarıda o sizin demin çizdiğiniz grafikte hocam alçalan trend çizgimiz vardı. Evet. O da yaklaşık 1320-30'lara tekabül ediyor. Yani 1430'lardan gelen o alçalan trend evet. Şöyle geliyor. Ve aşağıda da 1275-80 bandı var. İşte o bu aralıkta alçalan trendi yukarı doğru kırarsa, ki oralar 1330'lar ve 1350'ler sıralı olarak bu iki yeri geçerse, bu sefer 1420'yi bir kez daha dener ve geçebilir. 1500'e kadar da tepki oluşabilir. Bunun şartı şu: ya ABD borç tavanı sorununu çözemeyecek ya da piyasaların sizin dediğiniz gibi kısa vadeli çözümüyle ters duruma girmesinden faydalanacak. Evet. Ya da Fed pas geçecek. Fed pas geçmez ya da bu sorunlar ötelenirse altının düşme ihtimali de var. Orada stopumuz 1270-80 olsun. Onun altında derin bir düşüş bizi bekliyor olabilir. Evet, yani ama sen 1300... diyorsun ki 1270'e geldiği anda orada stop yapmak lazım. Çünkü 1150-1180'e kadar geri çekim olası... Bir düşüşün tekrar başlangıcı mümkün olabilir. Evet. Boşluk oluştu. Bir altını izleyenler 1270 doları izlesinler. Yani oranın stop olmak kaydıyla pozisyon taşıyabilirler. 1330-1350 üzerinde de açıkçası ben varsa pozisyonum koruyorsam orada da pozisyonumu arttırır. 1400-1420'yi ilk hedef. Sonrasında da 1525-1552 ikinci hedef yaparak şeyde bekliyorum. Şeyde de 80 lirayla 83 lira arası TL bazında da. Orada bir destek arayışımız var. Evet, orası. Tabii orada dolar TL de etkiliyor. Tabii hocam. Dolar TL de etkiliyor. Bu arada dolar TL demişken dolar TL'ye bir bakalım. Dolar TL de soruluyor şimdi. Turgut Polat sormuş. Dolar TL şu an 2 liranın altına tekrar geldi. Ve bu şeyden sonra, yani şu Fed'in kararı sonrasında düşmüştü dolar TL 1.93'lere. Sonra yükseldi. 2.05'e yaklaştı. 2.04 burası. 2.04'ü gördükten sonra dikkat edersen önce 2'ye geldi ve dün aşağı kırdı bu Amerika'daki gelişmeler üzerine. Yalnız ben şöyle söyleyeyim. Eğer Amerika'da bu iş çözülürse birden dolarda çok hızlı artışlar olabilir. Çünkü geçmişte de olmuş durumda. Dolar diğer paralara karşı değer kazanıyor. Öyle bir durumda hızlı dönüş olabilir. Şu an burayı kırdığı için... Ama FED etkisi onu biraz balanslayabilir hocam. FED pas geçerse. Doğru söylüyorsun. FED'in pas geçme etkisi onu frenleyebilir. Şu aşamada dolar TL 1.99'da bulunuyor. Benim görebildiğim, yani dolar TL'de
Özellikle şu seviye, yani şu seviye çok önemli. Bu daha önce geçilmemiş bir seviye idi ve bu geçildikten sonra ikileri gördük biz. Bu seviyede 1.97 seviyesi. Yani 1.97 seviyesine yaklaşıldıkça aslında ben dolarda pozisyon alınabileceğini düşünüyorum. Yani 1.99'un altına doğru devam ederse oralarda bir miktar pozisyon almak lazım diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ben net olarak hocam şu Ekim ayını hasarsız atlatırsak gelişmekte olan piyasalar tarafında, dolar TL'nin açıkçası dediğiniz 1.97'yi de kırarak 1.90-1.95 bandına doğru hareket etmesini bekliyorum. Evet. Benim pivotum 2 artık yukarıda. 2 üzerinde de 2.05 çok önemli. Birincil direncim. Evet. 2.10'da daha önce denenen Merkez Bankası etkisiyle de çalışan 2.10'da ikinci önemli direncim. Evet. 2.10'un ekstrem koşullar haricinde geçileceğini düşünmüyorum. Ama 2.05'in zaman zaman yukarı yönünü taşabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yukarıda 2.10, aşağıda 1.90 içinde bir dalgalı seyir sene sonuna kadar mümkün gözüküyor. Bu parametreyi bozacak ekstra bir çok gelişim olmadıkça. Ben de katılıyorum. Ben sadece orada 1.90'ına kadar değil ama 1.90'ın tekinde büyük direnç vardı. Orayı kırdıktan sonra 1.92'nin üzeri, yani 1.93 ile genellikle 2.05 arası benim beklentim. Eğer 2.05'i geçerse bu sefer 2.08'i rahat geçeriz yani diye düşünüyorum. 2.08, yani 2.10 o zaman çalışmayabilir. 2.20, 2.25'e kadar potansiyel ben de görüyorum grafiklerde hocam. Evet, programımızın da sonuna gelmişiz Cüneyt. Nasıl geçiyor gerçekten anlamak mümkün değil. Çok keyifli oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, dilerim sizler de keyif almışsınızdır. Evet, para rotasını burada sonlandırıyoruz. Yarın sabah yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.